Mistik Yoldan merhaba, ben Didem Çiloğlu. Bu videomuzun konusu karma felsefesi ve hayatlarımızı nasıl etkilediği. Bu çok değerli konuyu ele alma isteğimin ardında yaşam doğum döngüsünü en iyi şekilde anlatma isteği yatıyor. Karma felsefesi ve derinliklerine indiğimizde karşılaştığımız bilgelik, ruhumuz için gerçekten aydınlatıcı ve iyileştirici oluyor. Bunun nedeni bazı çok temel sorulara karma felsefesiyle yanıt bulabilmemiz. Bu temel soruların ilki ve belki de en önemlisi neden yaşıyorum? Ve neden bu hayatı yaşıyorum? Bu bireysel bir soru ama daha geniş açıdan bakarsak neden insanlık olarak böyle bir deneyim yaşıyoruz? Bu tip sorulara karma felsefesiyle cevap verebilmek mümkün. Şimdi bu çok önemli felsefeyi, yasayı ve nasıl işlediğini anlayabilmek için hazırladığım, derlediğim bilgilere doğru bir yolculuğa çıkma zamanı. Karma kelimesi Sanskritçe kri kökünden gelmektedir. Kri sözcüğü faaliyet, eylem, hareket, aksiyon anlamına gelmektedir. Karma kelimesinin isim olarak tam şekilde söyleyişi karmandır. Karma yasası evrensel eylem yasası olarak da bilinmektedir. Buna en kısa ve öz olarak insanın her eylemi bir etki yaratmakta ve bu etkinin ardından bir tepki gelmektedir şeklinde açıklayabiliriz. Kısaca geniş anlamıyla karma sözcüğü etkiyi izleyen tepkidir. Karmayı bazı örneklerle açıklamak istersek en iyi örnek bumerang ve işleyişi olabilir. İnsanın fırlattığı her şey kendisine dönmektedir. Bu çok temel evrensel yasa, varoluşun tüm dengesini sağlayan ve bozulmuş uyumu onaran çok temel bir yasadır. Karma yasası evrensel olarak ve tarafsızca hem doğada hem de insan ilişkilerinde çalışır. Bu yasa evrensel denge ve uyumu sağlamaktadır. Bu iki şekilde kendini göstermektedir. İlki neden ve sonucun dengeli olarak işlemesi, ikincisi ise insanların yaptıklarının karşılığını almasını sağlayan ahlaki adalet. Buradan yola çıkarak karma yasası için bireysel, toplumsal ve evrensel olarak uyumun yeniden onarılması ve geri kazanılması yasası da diyebiliriz. Tüm düşünceler, duygular ve hareketler kaçınılmaz sonuçlara neden olmaktadır. Karma yasası bireyi kaderini kendi belirleyen etkin bir noktaya koyar ve der ki, şu anda yaşadığın hayat daha önceki düşüncelerinin, duygularının ve eylemlerinin sonucudur. Daha önceki derken bu yaşamında ve önceki hayatlarında yaptıklarımız kastedilmektedir. İnsan evrensel düzeni bozmaz, denge ve uyum içinde yaşam ve yaşamlar sürerse pozitif potansiyelini arttırır ve pozitif anlamda evrensel güçlerden yararlanır. İnsan tam aksine uyumsuz, dengesiz bir yaşam ya da yaşamlar sürerse, yani karma yasasını çiğnerse, kaderin acı verici olduğunu deneyimler. Olumsuz eylemler zincirinin sonuçlarına katlanmak durumundadır. Davranışlarda ne kadar doyumsuzluk, açgözlülük, kızgınlık, sinir varsa ruh içinde o kadar çok karma oluşur. Ruh, sakinlik, dinginlik ve merhametle kendini geliştirir ve böyle davranmakla çok daha az karma etkisi oluşur. Asıl amaç kendini temizleme, arınma ve yeni karma etkilerinin oluşmasını durdurmaktır. Fiziksel planda yaşayan, doğan ve ölen varlıklar olarak pek çok etkiye açığız ve pek çok şeyle de etkileşim halindeyiz. Bu etkileşimden ise bireyin maruz kaldığı çeşitli ve farklı karma türleri ortaya çıkıyor. Yalnız burada şunu hatırlamakta fayda var. Karma sadece bireyleri etkilemiyor. Dünyamızın, içinde bulunduğumuz güneş sisteminin ve hatta evrenimizin bile karması olduğunu unutmamalıyız. Burada insan varlığı olarak etkilendiğimiz karma türlerinden bahsedeceğim. Aile şans eseri oluşmuş bir varlık değildir. Ailenin üyeleri normalde birbirlerini önceden çoğunlukla birçok kez tanımışlardır. Aslında ana baba ile çocuk arasındaki ilişki genellikle bir insanı etkileyen en güçlü karmadır. Bu bağlantı geçmişe doğru uzayıp giden atasal karmanın uzun zincirinde bir halka olarak çıkar. Ailemizle olan bağımız o belirli sülalede doğmamıza izin verir. Bu anlaşılması ve saygı duyulması gereken bir halkadır.
Ailesel karmada kendimizle ilgili bir durumun kuşaklar boyu geri giden ve tekrarlanan bir sorundan kaynaklandığını bulabiliriz. Ruhumuz bizi doğuran ve besleyen aile ruhunun bir parçasıdır. Bu nedenden dolayı ne olursa olsun karmanın bu incelikli işleyişini kabul etmeli ve ailemize karşı pozitif bir tutum içinde olmalıyız. Ana-baba-çocuk bağı hayli negatif de olabilir. Bu durum özel bir inceleme ve anlayış gerektirir. Bu, bir bireyin çözümlemesi gereken en önemli ve en zor karma çeşididir. Ama yine ödül büyüktür. Nedeni, böyle derin ve zorlayıcı karmayı çözümleyebilen bir birey, özgürlüğe ve aydınlanmaya doğru büyük bir yol kat eder. Bunu çözümlemenin en pratik yolu, rollerden soyunarak karşımızdakini insan olarak görmektir. Anne, baba ve çocuk rollerinden soyunmak çok zordur. Ama eninde sonunda ulaşılan noktada herkesin kendi öğrenme yolunda ruhlar olduğunu görünce durumu kabul edip aşmak kolaylaşacaktır. Yeryüzündeki her ulus kendi ruhuna ve bu ruh da kendi karmasına sahiptir. Ulusal ruhun karması o ülkede doğmuş veya başka yerlerden göç etmiş olsun orada yaşayan herkesi etkiler. Kurtuluş Savaşı gibi tüm ulusu etkileyen mücadeleler, tüm bir ulusu etkisi altına alan ekonomik krizler ya da ulusu üzen ve etkileyen terör olayları bu karmaya örnek olabilir. Ortak karma bu ulustaki her bireyi etkiler ve kaçış çoğu zaman ya çok zordur ya da mümkün değildir. Ruh o ulusun bir bireyi olarak doğmayı seçtiği anda bu karmanın etkilerine tabi olmayı da kabul etmiş demektir. Bu karmayı aşmanın yolu ulusal ayrılıkları aşmak, dünyadaki diğer halklarla anlamlı etkileşimler başlatmak ve gerçek manada uluslararası bir kişi olmayı başarabilmektir. Tüm doğal nesneler ve tüm coğrafi mekanlar kendi ruhlarıyla dop doludur. Kadim halklar bu gerçeği biliyorlardı ama modern insan bunu unuttu. Herhangi bir coğrafi bölgede var olan hava şartları, doğa olayları ve doğal hayat orada yaşamakta olan bireyleri etkilemektedir. Özellikle yaşadığımız evlerin nasıl bir arazide yapılandığını bilmek ve oradaki doğa ruhlarının rahatsız edilmemesi önemlidir. Bu yüzden büyük öneme sahip ağaçların kesilmesi o coğrafi bölgede yaşayanlar için olumsuz karmaya neden olabilir. Suyun etrafındaki canlıları besleyerek aktığı bir alanı kurutmak su ruhunun hiddetlenmesine neden olabilir. Su ruhu hiddetlendiğinde ise misilleme olarak seller veya kuraklık oluşabilir. Doğadaki ilahiliği gören insanlar dikkatsizce davranmazlar. İnsan yaşamına etki eden ve iyi ya da kötü diye etiketlemeden var olan tüm ilişkiler ve bu ilişkiler bağ içinde var olan insanın durumu karma açısından çok önemlidir. Hiçbir ilişki tesadüf olmadığı gibi kendi algımızla sınırlayarak iyi ya da kötü değildir. Özellikle bazı derin etki bırakan ilişkiler karmiktir ve temelde bizlere bir şeyler öğretmek ya da göstermek için hayatımıza gelmişlerdir. Bu ilişkiler zorlayıcı, üzücü ve negatif etkiler bırakmaya eğilimli olabilir. Yine derinden incelediğimizde bu bağların tesadüf olmadığı ortaya çıkar. O kişiyle çok öncelere dayanan karmik yüklerin bu yaşamda çözümlememiz için karşımıza çıktığını fark edebilmeliyiz. Bu yüzden çözmeden uzaklaşmak ya da bitirmek ilişkisel olarak ucu açık bırakılmış halkalar demektir. Bu ilişkilerin tamamen pozitife dönmesini beklemek değil ama nasıl bir ders içerdiğini anlamak ve duyguyu nötrlemek yeterlidir. Böylece ucu açık bırakılmış halkaları kapatmak mümkündür. Karma ile tekrar doğuş yani reenkarnasyon öğretisi çok bağlantılı. İnsan sayısız yaşamları boyunca karmik bağlantılarını çözme ve anlama yolunda ilerler. Doğum, yaşam ve ölüm çemberi ruhun tekamülü açısından gerçekten çok önemlidir. Karmayı daha iyi anlamak için tekrar doğuştan yani reenkarnasyondan bahsetmek gereklidir. Karma yasası tekrar doğuşu temel alır. Çünkü neden sonuç bağını sadece bu yaşamla sınırlı tutmaz. Ruh varlığı yeniden doğma sayesinde karmik bağ kurduğu kişilerle yeniden bir araya gelebilir. Yine bu sayede tek bir yaşamda öğrenemediği dersleri tamamlayabilir ve vazifesini yerine getirebilir.
karmik olarak meydana çıkan bir durumu bu yaşamında çözemezse, sonraki yaşamlarında uygun koşullar oluştuğunda çözümleme fırsatı bulur. Örneğin bir insanın canını yakmış ve üzmüşse, aynı acıyı ve üzüntüyü yaşatan değil de yaşayan olarak başka bir hayatta deneyimin öbür tarafını tadacaktır. Eğer bu durum içinde bulunduğu yaşam sürecinde mümkün olmazsa, reenkarnasyon sayesinde sonraki yaşamlarında ortaya çıkacaktır. Acıyı yaşatan kişi, bu deneyimi tamamlayabilmek ve anlayabilmek için acı yaşayan kişi olmayı seçecektir. Nefse bağlılık karma yaratır. Nefse bağlanmama karmayı çözümler. Bu bağlanmama haline nasıl erişebiliriz? Buna ulaşmak için çeşitli metotlar var ama bu videoda iki metot üzerinde duracağım. İlk metoda bağlanmayan davranış diyoruz. Karma üretmeyen bu davranışı en iyi anlatan Japonya'daki Tamamitsu tapınağındaki kutsal metin. İkinci metot ise Patanjali tarafından sistemleştirilen 8 aşamalı yoldur. Tamamitsu tapınağında kullanılan başlıca kutsal metin Tama no Hikari başlıklıdır. Yazının alındığı orijinal metin Budizmin Ji mezhebinin ana tapınağı olan Fujisawa Shōjōkoji'de birkaç yüzyıldır saklı durmaktadır. Tama no Hikari kutsal metnindeki 10 hüküm şöyledir. 1. Tanrı sayısız ruhların hükümdarıdır. 2. Ben olmadığında ilahi olanın sesi işitilebilir. 3. Yaşamınız ve karakteriniz soylu atalarınızdan bir armağandır. 4. Aileniz içinde sürüp gelen eski ihlalleri ve günahları temizleyiniz. 5. Kederle kendinizi tüketmeyin veya endişeye yakalanmayın. 6. İnsan dünyasında hiçbir şey mükemmel değildir. 7. Evlilikte ahenk sağlandı mı, bunu her şeyde başarı takip eder. 8. Kendinizi elinizdeki işe bir ödül beklemeden veriniz. 9. Durumunuz eylemlerinizle oluşur. 10. Atalet her çeşit kötü ve olumsuz iblise davetiye çıkarır. Bağlanmayan davranışta bir birey herhangi bir hareketin sonuçlarına bağlanmadan sadece elinden gelenin en iyisini yaptığı bir duruma ulaştığında tezahür eden karmayı çoğaltmaktan daha çok onu çözümleyebilir. 2 ve 8 numaralı hükümlere bir daha bakmak lazım. 2 nolu hüküm, ben olmadığında ilahi olanın sesi işitilebilir demektedir. Ben, bedende tezahür eden ve kendini ayrı bir benlik olarak algılayan sınırlı varlıktır. Kendi hakiki doğasından habersiz olan bu ben, ebedi olmadığını ve öleceğini fark etmez. Karmayı aşmanın ilk yolu bu beni fark etmek ve sınırlı doğasını anlayıp, ben bu sınırlı varlık değilim demektir. 8 nolu hükümde kendinizi elinizdeki işe bir ödül beklemeden veriniz denmektedir. Burada elinizdeki iş sadece herhangi bir durumda yapılması gereken vazife demektir. Bu kişinin benine göre eylem yapması değil, elinden gelenin en iyisini yapması demektir. Bu hüküm şeyleri olduğu gibi kabul etmeyi ve sonuç ne olursa olsun onlara bağlanmamayı öğütler. Bize hem eylemi yapan beni hem de sonuçlara karşı arzulu beni terk etmemizi özgürlüğe giden yolu göstererek öğretir. Özgürlük ise nihai son, yani yaşam doğum çemberinden kurtulmaktır. İkinci metot olan ruhsal uygulamalar ise Patanjali'nin sistemleştirdiği 8 aşamayla özetlenebilir. Patanjali, M.Ö. 400 yılında yoga sutralarını toplayıp düzenleyen kişidir. 8 aşamalı sisteme bakalım. 1. Sakınma kuralları. 2. Ahlaki hükümler. Bu ikisi öz denetimle kişinin ben merkezci arzularından kurtulmasını amaçlar. 3. Fiziksel duruşlar ve egzersizler. Yoga asanaları ve lotus duruşuyla zihin bilinç alanına yönelir ve derin gevşeme mümkün olur. 4. Solunumun düzenlenmesi. Nefesi düzenleyerek bilinci derinleştirmek ve tam bir sessizliği deneyimlemek mümkündür. 5. İç gözlem. İç gözlemde duyular geri çekilerek olağan bilincin faaliyeti durdurulur. 6. Konsantrasyon.
dikkati tek bir noktada sabitleme çalışması yapmaktır. 7. Meditasyon. İç gözlem ve konsantrasyonun birleşimiyle benin yok olması hali. Bu ruhsal uygulamalarla arınma yoluna giren kişi karmik bağlantılarından kopmaya başlamıştır. Bunun ardından 8. aşama gelir. 8. aşama birleşme ya da samadhi aşamasıdır. Bu bir insanın ulaşabileceği son aşama olarak tanımlanır ve bu aşamada saf bilinç boyutuyla tam bir bütünleşme gerçekleşir. En sonunda tekrar doğuşla sonuçlanan karmik bağlar olarak tezahür eden tüm tohumlar çözümlenir ve bireysel bir insan varlığı olarak var olma ihtiyacı artık kalmaz. Bu videoda karma ilkesinden bahsettim. Bu çok önemli ilkeyi elimden geldiğince özetleyerek ve temel noktalarına vurgu yaparak anlatmaya çalıştım. Videonun başında da söylediğim gibi neden yaşıyoruz, neden bu kişi ve olaylar örgüsü içinde yer alıyoruz gibi çok önemli ve temel soruları cevaplamada karma ilkesinin nasıl işlediğini anlamak çok önemli. Umarım bu video bunu anlamada ve yaşamınızdaki bu örgüyü çözümlemede size ışık tutmuştur. Bu videodaki gibi ezoterik, spiritüel, gizemli ve mistik konulara ilgi duyuyorsanız lütfen mistik yolu takip etmeyi unutmayın. Önerilerinizi ve düşüncelerinizi de bizimle paylaşın. Hep pozitif kalın, hoşça kalın.